Merhabalar arkadaşlar, ben Elak. Bugün sizlerle Osmanlı World Conquest yapacağız. Klasik Osmanlı başlangıcımızı yapıyoruz. İzlemediyseniz bir önceki Osmanlı videomuzu izleyebilirsiniz. Burgundi'yi inheritlediğimiz videoyu. Burada da inheritlemeyi deneyeceğiz ama burada maalesef Burgundi event'e hiç gelmeyecek. Yani kimseye düşmeyecek. Esteklerimiz klasik. Görevlerimizi yapıyoruz. Çok normal bir Osmanlı başlangıcı yapacağız. Direkt önce eyaletlerimize fokus alacağız. Yani Anadolu, Balkan, Mısır eyaletlerimizi alacağız. Hemen Dulkadir'i ele atıyoruz çünkü vasal alacağız, bildiğiniz gibi klasik. Toplarımızı alıyoruz ve İstanbul seferimize başlıyoruz direkt. Burada dikkat etmeniz gereken şey, çok aşırı agresif expansion'ı bir anda almamak arkadaşlar. Yani bir anda size şu an için koalisyona girmemeleri lazım. Sonra istedikleri kadar girebilirler ama şu an girmemeleri lazım. İlk seferlerimizi bitirdikten sonra yeni görevlerimizi almaya devam ediyoruz. Ve artık geç olmadan Merkantilizm tree'mizi yapıyoruz. Bunun için bir video çektim. İzlemediyseniz yine tekrar anlatıyorum. 3 tane Center of Trade'iniz olması lazım. Bunları aldıktan sonra Burger Estate'inize bir privilege geliyor. Onu Estate ekranında açık bırakıyorsunuz. Sonra bir tane vasal salıyorsunuz. Estate ekranı açık olduğu için habire privilege iptal ediyor. Tekrar basıyorsunuz, iptal ediyor. Tekrar basıyorsunuz. Sonra Dulkadir'i de vasal yapıyoruz. Artık 100 Merkantilizmimiz var. Rahat rahat eyalet alıp salabiliriz. Yani Center of Trade'leri alabiliriz. Hemen Ramazan'la Dulkadir'i eyalet yaptım. Canları da aldıktan sonra yiyip bırakacağım, eyalet yapacağım. Eyaletleri abuse'layacağız. Yani tüy bitmemiş yetimin hakkını alacağız eyaletlerden. Kendine kazanıyorsa bize iki katını verecek. Habire borcu olacak. Bu yüzden isyan da edemeyecek. Çok rahat, çok güzel bir build. Bundan olurken bir tane claim alıyoruz Memlük'ten ve Memlük'e ilk savaşımızı atıyoruz. İlk savaşta 5 toprak alacağız. Klasik her yaptığımız gibi, biliyorsunuz zaten. Bunun dışında Kırım'ı unutmayın. Kırım'la Trust geliştirip görevi alın. Sonra size düşecektir %90. Hemen Memlük'ten 5 tane toprak alacağız. Bir tanesi Dulkadir'de var çünkü görev 6 tane istiyor. Aldıktan sonra fortları kapatın. Yani savaş bitmeden diğer fortlarını kapatın. Kapital fort için çalışmaz ama diğer fortları kapatırsanız sıfır garnizondan başlayacaktır. Ve hemen tekrar Kıbrıs'a saldırıp Turus resetleyeceğiz ya. Tekrar savaşacağımız zaman garnizonun 150 falan olacak. Direkt hani 1-2 ayda ya da 1-2 siçtikte direkt o kaleyi düşürebileceksiniz. Ben direkt asotladım, bakın çok az hızlı düştü çünkü içinde 100-110 garnizon var. Sonra hemen Kahire'yi de asotladım ki bu savaş hızlıca bitsin. 5 yıllık bir Turus'umu alayım, 5 yıl sonra da eyaletimi yapayım diye direkt White Peace atıyorum. Kıbrıs'ı da anekseyeceğim, oradaki fortu sileceğim. Adalarda çok fort tutmayı sevmiyorum. Biri siecelerse geri siecelemek çok zor oluyor çünkü. Bu sırada beklerken diğer Balkan'daki şeylerinizi ilan edebilirsiniz ya da oturup daha fazla elay ve vasal alabilirsiniz. Bu noktadan sonra küçük küçük ülkeler size vasal olacaktır ama ben Sırbistan'ı halletmeyi seçtim. Bosna'dan bir şey almayacağım, dediğim gibi çok agresif istemiyorum. Şu an için koalisyona girmeyecekler ama sonra bir ara toplu girecekler. Toplu dağıtacağız ve bir daha hiç girmeyecekler. O Snowball'a gelene kadar fazla koalisyona girmemiz lazım. İlk ayda Influence, kesinlikle ilk ayda Influence. Admin falan değil. İlk ayda Influence, ikincisine dip gideceğiz arkadaşlar. Neden? Eyaletlerimizden para sömürmek için ikinci reform, bildiğiniz gibi Yeniçeri reformunu aldım. Ve tekrar artık Turus'umuz bitti. Eyalet CBC ile girdim. Önce direkt Kahire'ye gidip asotlayıp alıyorum ki şu event zincirini başlatayım. Çünkü 3 yıllık bir bekleme olacak o event aldıktan sonra. O beklemeyi en kısa süre indirmek için ilk direkt zaten kapitaline oturuyorum. Zaten kapitaline geçiş de var. Kudüs'te fort olmadığı için. Bir tane de heavy ship basacağım. Burada ne verdiğiniz önemli, sadece artı bir CG verin. Blokade ettiğiniz zaman yani en önemlisi o. O çok işinize yarayacaktır. Onun dışında %90 war score, 3 yıl. Bunları sağlamamız lazım. Bunları sağladıktan sonra event gelecek. Event geldiği zaman kendi barışımızı yapacağız. Kendi barışımızı yaptıktan sonra burada da Papa bana Katolik isteği gönderdi bir önceki videodaki. Ya bu sefer reddettim çünkü Burgundy düşmeyecek. Event gelmedi. Event geldikten sonra, yani bu event geldikten sonra önce kendi barışımızı yapıyoruz. Bir humiliate atın, parasını alın. Age Objective'i doldurmak için humiliate atıyoruz. Başka da bir şey almanıza gerek yok. Böyle bir elinize barışın. Kudüs'ü alabilirsiniz bu arada. Güzel olabilir. Kudüs güzel olabilir. Kudüs'ü alın. Ben de aldım. Ondan barış yaptıktan sonra event'e tıklıyoruz ve yine bizim eyaletimiz oluyor ve barış anlaşmasını da yapmış oluyoruz. Yaptıktan sonra görevi tamamlayın. İlişkinizi arttırın. Yani isyankar olmasın size çünkü güzel bir para akıtıyor bize. Bayağı güzel bir para akıtıyor. Mısır aldıktan sonra direkt Tunus, Morokko diye gideceksiniz. Yani gitmeniz lazım. Benim oyunumda Tunus şeye ele oldu. Yani Fransa Tunus'u ele olmuş. İşime geldi. Bir toprak da Provence aldım oradan. Yani Fransa'ya da çıkıp bir toprak Provence aldım. Provence'a eyalet bıraktım. Fazla puanlarınızla kendi ülkenizin topraklarını devlemenizde fayda var. Çünkü
Eyaletleri Kore eyaleti yapmaya çalışırken development negatifi yiyebiliyorsunuz. Çok development'ın var diye artist deniyor. Arcus Expansion ve Golden Arrows'ı açın. O yüzden hani fazla puanlarınızı kendiniz devleyin ki aradaki fark kapansın. Burada dediğim gibi Fransa geldiği için Fransa'ya da bir tur girdim. Oradan sadece bir tane toprak alacağım. Provence toprağını alacağım. Çıkacağım. Çok bir şey yapmayacağım çünkü şeyim yok. Burada da Kudüs eventi geldi. Kudüs'e dev getiren bir event var. Bu event gelmeden önce Kudüs'ü kor etme tuşuna basın. Event'i aldıktan sonra kor ederseniz çok daha fazla bir puana kor edeceksiniz. O yüzden önce kor edin, sonra da development'ları alın. Paris'i asaltlıyorum. Çünkü manpower sıkıntım yok. Fransa'nın ordusu da benim onlara takılıyordu. Paris'te yağma aldım. %5 devastation'ı bastım. Bir toprak alacağım. Çıkacağım. Biraz kapı siege atıyorum. Hemen vermek istemedi. Artistik yapıyor biraz. Küçük enişte. Girmişken bu savaşta hazır Gascon ve Solus'u da alabilirsiniz ama biraz uzatacaktı benim savaşımı. Ve gerilemek istemedi. O yüzden sadece bir toprak alıp çıktım. Turus'ta eyalet yaptım. Görevli Kore eyalet yaptım. Sonra direkt Morokko'ya girdim. Buraya kadar zaten klasik Osmanlı oynanışı. Buradan sonra, buralardan sonra yapacağımız şey özellikle 3. reformdan sonra 3. reformda bir vasal şey daha geliyor. Vasal tax buff'ı geliyor. %120 vasal tax falan alacağız. Yani aldıklarından çok daha fazlasını verecek bize. Morocco'ya eyalet yaptıktan sonra korlarını alacağım. Sonra Portekiz'e Kastil'e gireceğim. Yapmamız gereken en önemli şeyler. Bir, Granada'daki Alhambra Great Project'ini almamız lazım. Ve bol bol temple basın bu arada, tapınak basın. Özellikle vasallarınıza da basın. Çünkü vasallarınız size sizden daha çok verecek. Bizim tax buff'ımız atıyorum %50'dir. O size %120 verdiği için ona basmanız daha güzel oluyor. İkincisi, Malta'dakini alacağız. Malta'daki Great Project'i alacağız. Üçüncüsü, Mekke'deki Great Project'i alacağız. Dördüncüsü, görevlerimizden yıllık gelen bir Promise Force Core Cost var. Beşincisi, Deep ID alacağız. Orada 120, 120, %25 hatırlamıyorum. Promise Force Core Cost var. Onun dışında Reformation çağında Age Objective'den gelen, Age Bonus'tan gelen bir şey var. Burada da savaşırken gemiyle kapayacağım önünü. Tekrar hani gelecek döveceğim. Öyle bir wipe diyeceğim. Bu da güzel bir trik, kullanılabilir. Kırım'da bize düştüm. Dediğim gibi bu Great Project'leri son level'a çıkarabilirseniz eğer her önünüze gelene tek savaşta annex atabilirsiniz arkadaşlar. Kim olursa olsun direkt tek savaşta atabilirsiniz. Ama burada problem oldu. Benim İspanya core range'im yetmiyor. O yüzden Tunus'tan alabildiğim en uzak toprağı alıyorum. Kore diyorum ve o toprağı aldığım için bana eyalet eventi geliyor. Eyalet eventleri gelirse eyalet yapmayın. Alttaki 100 admini alın. Daha çok işinize yarayacaktır. Eyalet sonra vasal olarak bırakıp eyalet yaparsınız yani o toprağa. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. İlk olarak Granada'yı almayın. Granada'yı alıp vasal bıraktığınız zaman kapitali Granada olacak ve vasalınızdan kapitalini isteyemezsiniz. O yüzden Granada haricinde bir toprak alın. Sonra oradan Endülüs'ü salın. Sonraki savaşta Granada şehrini alırsınız ve vasalınızdan dersiniz ki ben bu şehri kendime istiyorum. Yani Seaside yaparsınız. Ve böylece Great Project'i almış olursunuz. Malta için böyle bir şeye gerek yok. Direkt Malta'yı alın. Sicilya'yı salmayın. Malta direkt kendiniz korlayın. Zaten o zamana gelene kadar bayağı güçlenmiş olacağız. Bir sorun da olmayacak zaten. Fransa'ya girdim. Provence'ın korlarını alacağım. Çünkü biliyorsunuz Provence'ı 100 development yaptığımız zaman Napoli'ye korları geliyor. Bütün Napoli'yi kor olarak alıyor. Normalde PU oluyor ama bizim vasalımız olduğu için vasallar PU alamaz. O yüzden PU görevleri kor görevlerine görüyor. Dönüyor. Aynı Osmanlı'daki Macar eyaleti eyalet görevi Macar PU düşerse claim'e döndüğü gibi aynı şekilde onunki de kora dönüyor. Diplo ID'yi aldım. Diplomatlar da çok önemli. Yani bol bol diplomata ihtiyacım olacak. Çünkü bol bol diplomatik vasal yapacağız. Bir sürü de event geldi. Güzel eventler. Teknoloji atladığım için aynı anda geldi hepsi. Buradaki en güzel event tabii ki de faceting. Çünkü çok fazla good produce veriyor. Gem'e dönüştürüyor falan fistan gayet güzel. Burada Fransa'nın da Napoli geldi. Napoli'ye direkt White Beast attım. Çünkü Fransa Savaşı biraz sürer. Şu an artık 5 yıllık bir turusum var Napoli ile. 5 yıl boyunca Fransa ile savaşsam savaş bittiği gibi direkt Napoli'ye girebilirim gibi bir şeyle, düşünceyle barış attım Napoli'ye. Böyle şeylere dikkat edin. Kimde ne kadar turusun var, kaç yıl turusun var, ne alırsan ne kadar turusun mudur. Barış ekranının altında yazıyor zaten ne kadar turusunuz olacağı ama ona dikkat edin. Bu sırada vasal almayı unutmayın. Diplomatik vasal almayı unutmayın. Savaştan önce ele olun. Sonra savaşa girebilirsiniz. Çünkü vasal atmak için ele olmanız gerekiyor ve savaştayken ele olamazsınız. Burada da 3. reformumuzdan yine vasal tax veren reformu aldım. Mükemmel bir şekilde. Artık bana aşırı para veriyorlar. Aşırı manpower veriyorlar. Çok güçlüyüz ekonomik olarak. Manpower olarak güçleneceğiz. Manpower olarak ekonomik olarak güçlendiğimiz kadar hızlı güçlenmiyoruz. Ama yine de çok güçleneceğiz.
Onun için biraz daha zaman var. O snowball'a bağlamamıza zaman var. Çok toprak almadım yine. Dediğim gibi aşırı koalisyona girmelerini istemiyorum. Bosna kısmını aldım direkt. Eyalet bırakacağım. Promote eyalet, üstüne Reyne eyalet diyeceğim. Reyne eyalet yapıp Kore eyaleti çevirdiğiniz zaman bir tık daha fazla para veriyorlar size. Para açısından daha tatlı olabilir tabii ki. Ama bu demek değildir ki hepsini yapmanız lazım. Bazen çok olacak ve büyük ihtimalle üşeneceksiniz yapmaya. Sizin bileceğiniz iş tabii ki. Almanya'ya girdim. Venedik de geldi. Artık gemilerim çok var. Bol bol heavy basın. Paranızı kaldırır. Heavy basın. Çünkü neden? O heavy'leri sonra İngiliz'e çıkmak için de kullanacaksınız. Amerika gitmek için de kullanacaksınız. O yüzden galeye basmaktan heavy basmak daha iyi. Neden? Ekonomik olarak değil. Zaman olarak arkadaşlar. Bir heavy 2 yıla basılıyor. Maşallah. Yani o heavy'leri tekrar basmak için bayağı bekleyeceksiniz. Hiç gerek yok. Direkt başta heavy'leri basın. Paranız ekonominizi kaldırır zaten. Çok güçlü bir ekonomiye sahip olacaksınız. Burada da dediğim gibi eyalet yapmaya devam ediyorum. Önüme gelen her diplomatik vasal diplomatik eyaleti değerlendireceğim. Çünkü bu diplomatik eyaletleri almazsak yeterince güçlenemeyiz, yeterince güçlenemezsek o koalisyona bir anda girmeyi başaramayacağız. Çünkü bizim force limitimiz, manpower'ımız, income'ımız bunlara göre koalisyona girip koalisyona girdikten sonra da savaş açmak bunlara göre değerlendiriliyor AI tarafından. Ne kadar aşırı güçlü olursanız o kadar koalisyona girmeyecekler. Ya da istiyorsanız bir Binance Expansion'ınız olsun ki zaten olacak. Ona rağmen girmeyecekler. İkinci, birinciye girecekler. Daha çok bir daha girmeyecekler. Bu savaşta Napolyon'un ya Provence'ın korularını alacağım. Yetebildiği kadar alacağım ve bir de Malta'yı alacağım. Malta çok önemli. Malta'yı alın. Provence'ın korularının hepsini alamasanız da olur. Malta burada çok essential, çok 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 önemli bir toprak. Bir tane de vasal aldım. Oradaki Great Project'ten dolayı çok önemli bir toprak. Onu alacağız, core edeceğiz. Great Project'ini 3 level yapacağız ve sonra bum bum bum. Özellikle diğer dinlere yani Sünni olmayan dinlere karşı aşırı bir war score kostumuz, province war score kostumuz olacak. Burada sadece Granada'yı aldım. Yani Great Project'in olduğu toprağı aldım. Burada da dediğim gibi Malta'yı özellikle almak istiyorum. Malta tarafına Malta'yı alın. Geri kalan ne aldığınızın çok aşırı bir önemi yok. Alabilmişken 3-5 alın. Çok uzatmak istemiyorsanız sadece Malta'yı alıp çıkın ama Malta'yı alın. Bunları kombinlediğimizde dediğim gibi aşırı bir war score kostumuz olacak. Sonra QQ. Oralara girebilirsiniz. Bu projeleri upgrade ederken özellikle para için girdiğiniz herkesi sicilip parasını alın. Çünkü çok para gerekecek. Yani 8 9 yani 10 bin 10-15 bin bir tanesini upgrade'lemek için gerekecek ve hızlı upgrade'lemek için gerekecek. Yoksa çok uzun bir süre bekleriz. Uzun süre beklememek için ekstra para ve manpower da harcayacağız. Alabildiğiniz kadar para bulun. Yani para bulun. Para bulacak şekilde oynamaya özen gösterin. Çok para lazım olacak. Zaten çok kazanıyoruz ama yine de vakitten tasarruf için ekstra savaşlarda para alabilirsiniz. Burada da tekrar Fransa'ya girdim. Gascon'u ve Toulouse'u çıkaracağım. Çünkü çok core'ları var. Bütün Güney Fransa'da core'ları oluyor ikisinin toplam beraber. Onları şu an Province War Score'umuz olmadığı için core'larla almak çok daha efektif oluyor. Medine'yi annexleyin ve onun yanından Mekke'yi alın. Yani Mısır'dan Mekke'yi alın. Çünkü Mekke'de de bir Promise War Score kost var diğer dinlere karşı. Buradan da diplomat veren reformu alın. Çünkü dediğim gibi diplomat çok lazım olacak. Bir sürü insanın ilişki geliştir, barış at, eyalet yap, vasal yap. Bu çok diplomatik gerekiyor. Özellikle uzak yerlere gönderdiğiniz zaman 30-40 günde falan geri geliyor. Çok problem oluyor. O yüzden diplomat lazım. Kastil'e tekrar girdim. Buradan da iki toprak alacağım. Leon ve Galicia korlarının olduğu toprakları alacağım. Onları salacağım. Eyalet yapacağım. Ve burada artık son level'a çıkarıyorum. Alhambra yani Granada'daki Great Project. O bize %5 admin efficiency verecek. Admin efficiency aldığınız bütün buff'ların üstüne bir %5 koyar ama 90'dan 95'e çıkarmaz. 90'ın üstüne 90'a %5'i kadar ekleme yapar. Yani hepsinin üstüne %5 daha düşürür ama toplamalı değil çarpmalı düşürür yani ona dikkat edin. Burada bir girdim. HR'yi dağıtma savaşı yaptım. İşte kimler ele olur, kimler olmaz onlara baktım. Girdim HR'yi dağıttım. HR'yi dağıttıktan sonra çoğu kişi zaten vasalınız olacaktır. Tekrar bir Fransa'ya girdim. Güney Fransa korlarını alacağım. Bunlar olurken de Malta'yı, Mekke'yi, Granada'daki Great Project'leri upgrade'lemeyi, son level'a getirmeyi unutmayın. Onun dışında görev ağacında son görevimiz olan Pax Ottomana'da %5 admin efficiency veriyor. Onu açabilirseniz görevleri yapıp çok güzel olur, bayağı etkiler. Ben açmadım, uğraşmadım, gerek yok. Ama açarsanız aşırı etkiler. Onu da söyleyeyim. Buradaki artık savaşlarımda toprak bıraktırma savaşları yapacağım. Bıraktırdığım topraklar beni çok sevecek ve hemen ele olup masal atabileceğim. İngiltere'de bir threat'im var attım öylesine. Durus olsun diye. Buradan sonra da artık hani Avrupa bir tık daha
elinize düşmeye başladıktan sonra 1-2 ordu ayırıp Hindistan'a yönelebilirsiniz. Özellikle Timur'u çok büyümeden bir iki kere döverseniz, belki patlamaya müsait olurken patlatırsanız, Malta'ya da atlatmayı unutmayın. Timur çünkü Sünni olduğu için bizim Warscore kostlarımızda çok etkilenmeyecek. O yüzden Timur çok bizi zorlamayacak ama çok uzun sürecek. 4-5 kere saldıracağız. Hani Timur'u erkenden patlatabilirsiniz, bu sizin için iyi olur. Hani böyle bir şey run denemek istiyorsanız aklınızda bulunsun. Timur'u erken patlatmak gerçekten sizin için iyi olabilir. Onun dışında İspanya ve Aragon'a saldırırken dediğim gibi core'ları olan Valencia, Katalonya, Galicia, Leon, işte Asturias, onları alıp, tek topraklarını alıp eyalet bırakıp sonraki savaşlarda onların core'larını geri vermek şu noktada, şu yıllarda, şu tarihlerde gayet etkin olabilir. Onları bayağı yorarsınız, yıkarsınız, dövmüş olursunuz. Onun dışında dediğim gibi diplomatik vasallara devam edin. Vasal bıraktığınız herkese eyalet yapmayı unutmayın, yoksa diplomatik puan yerler ve eyaletle vasalların Liberty Desire'larında farklılık var. Vasalların, normal eyaletlerin Liberty Desire'ları düşük olur. Bu arada quality gideceğiz poliçesi yüzünden. Dediğim gibi eyaletlerin Liberty Desire'ları vasalların Liberty Desire'larından farklı oluyor ve genelde sıfır olur, düşük olur. Ama vasallarınız çok overextension, diplomatik reputation'ınız azsa Liberty Desire'ları yüksek olur ve bu eyaletlerin Liberty Desire'larını da etkiliyor. O yüzden bıraktığınız gibi eyalet yapın. Sonra problem yaşamayın ve artık burada gördüğünüz gibi Avusturya'yı falan Fulanex attık. Herkese Fulanex atacağız. O koalisyonu zorlayacağız. Önümüze gelen herkese Fulanex atıyoruz. Koalisyona girerlerse, gireceklerdir. İlk koalisyonu dağıtmak için koalisyona saldırın. Dandik birine saldırın. Yani güçsüz birine saldırın. Koalisyonu başlatın. Bir iki fortunu kapitanını işgal edin. Ve sadece para ve warret vererek savaştan, koalisyon savaşından çıkabilirsiniz. Güzel bir şekilde az ve Truss'la koalisyonu dağıtabilirsiniz. Ve o koalisyon bir daha doğmaz. Bir daha size gelmez. Girmezler koalisyona, girmezler. Girmeyeceklerdir en azından, çok güçlü olduğunuz için. Yani o yüzden early'de koalisyona girmelerini istemedim. Hani şu an, gerçi şu anda early late değil ama hani bize göre çok güçlendiğimiz için şu an koalisyona girseler bile hiç umurumuzda olmayacak. Dediğim gibi artık herkese Fenerbahçe atabilecek noktaya geldik. Oryx'ten şey yemiyoruz. Admin ödemiyoruz. Çünkü her yeri vasallarımıza veriyoruz. Yani eyaletlerimize veriyoruz. Gördüğünüz gibi koalisyon vardı. Koalisyonu başlattım. Hemen bir iki siege atacağım. Ve direkt sadece para ve warrep vererek koalisyonu dağıttım arkadaşlar. Savaşı kaybetmiş oldum. Kaybedince Decadence muhabbeti geliyor. Tekrar Fransa'ya bir Truce Break attım. Çünkü beklemenin bir anlamı yok. Avrupa'yı önceden tamamlamak istiyorum. Castile'de de girdim. Bütün savaşları farklı zamanlarda girseniz de aynı anda bitirmeniz lazım. Çünkü hemen oraları vasal bırakıp eyalet yapacaksınız. Vasal bırakamadığınız yerleri de eyaletlerinize yedireceksiniz. Ve bunları savaştayken yapamazsınız. O yüzden bütün savaşları aynı anda bitirecek şekilde ayarlayın kendinizi. Diplomatları da ona göre hazırlayın. Çünkü çok barışacaksınız. Onlar geri gelecek. Her sabah barışın bir gün bekleyeceksiniz. Bunun gibi şeyler olacak. Artık alabildiğiniz her savaşta full anex. Girdiğiniz her savaşta full anex. İkinci savaşın yanında gelen elaylara da full anex. Herkese full anex. Çekinmek, korkmak yok. Artık koalisyona girecek kimse de yok. Direkt full anex atıp 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 geçeceğiz. 3-4 savaş halinde açarsınız. Olur da hani. Hepsini aynı anda bitiremezsiniz. Birinin ordusu kalır. Full anex vermez. Bir tane toprağına bırakın, sonra tekrar girersiniz. İlla birinin eleği olarak gelecektir. Onun dışında paranız da Tex binası, yani Temple ve Manpower binası basmayı unutmayın. Özellikle vasallarınıza basın. Çünkü biliyorsunuz onların daha katlı alıyoruz. Daha çok alıyoruz. Buradan sonrası artık direkt herkese full annex. Savaştan sonra vasal. Onları eyalet yapacağız. Sonra da vaktiniz kalırsa, diplomatlarınız boş kalırsa onları core eyalet yapacağız. Artık Reformation çağına geçtik. Buradaki Age Objective'i de Age Bonus'u da alırsak, yani o Province War Score Cost, başka dinlere Province War Score Cost veren Age Bonus'u da alırsak, bundan sonra sadece artık harita boyama olacak. Tek püf noktası Kastil, Portekiz, İngiltere. Bunlar için biraz uğraşın. Önce uzak kısımlarını almaya çalışın. Yani full rex atmaya çalışın. Ben atmadım, uğraşmadım. Atarsanız kolonileri size geçecektir. Kolonileri uğraşmazsanız, uğraşırsanız da ne yaparsınız? Gidersiniz 5 toprağını alırsınız. 5 yıl beklemezsiniz bile. Direkt kor edip tekrar turşmek yaparsınız. Tekrar girersiniz. Ama bundan sonra dediğim gibi artık harita boyama, özellikle Age Objective'deki bonusu da aldıktan sonra herkese de tek atacaksınız. Influence Idea, kendi reformlarımızdan gelen, extra quality ideasıyla beraber poliçe ile gelen vasal tax modifierimiz, vasal income modifierimiz %120'ye falan çıkıyor. Yani dediğim gibi 10 tax kazanıyorsa size 22 tax veriyor ve bu yüzden hep ekside kalıyor. Liberty Desire çok düşük oluyor ve size çok aşırı fazla para veriyor. Bu para ve manpower'ları
Military hegemon olmakta kullanacağız. Neden? Military hegemon olunca ekstra bir %10 Province War Score Cost daha geliyor. Bunun için de 1000 tane asker basmamız, yani 1 milyon manpower'ı saha içine tutmanız, ayakta tutmanız, paranızı vermeniz lazım. Bunu verdikten sonra Military hegemon olabiliyorsunuz ya, 1000 askeriniz olması lazım. Mercenary olabilir, yani 1000 regiment'ı geçin. Gerisi önemli değil. Bir kere almanız yetiyor. İlerletmenize gerek yok. Province War Scorecast aldığınız zaman geliyor. Full sona kadar ilerlerseniz ekstra bonuslar veriyor, ama bize lazım olan Province War Scorecast. Onu da aldıktan sonra Age Objective'den de Province War Scorecast'ımızı aldıktan sonra artık alabileceğimiz Province War Scorecast'lar bitiyor. Ekstra görev ağacından dediğim gibi son görevdeki admin efficiency alabilirsiniz. Onun dışında daha fazla artmıyor. Diğer görevleri de aldıysanız tabii bir iki görev daha var. Buradan sonra artık habire saldıracağız. Fazla uzun tutmak istemiyorum buraları. Çünkü yaptığımız tek şey saldırıp yemek. Bu arada orduları da kendim kullanmıyorum, onu da söyleyeyim. Orduları otomatik siege'e bırakıyorum. Manage Autonomous Siege yapıyorum. Hepsine general veriyorum. Bakın hepsini aşağı. Hepsi değil tabi bu birazı. Tuttum aşağıda. Bunlara bir general veriyorum. Sonra bunları Autonomous Siege'e alıyorum. Orduyu seçtiğiniz zaman en sağ alttaki tuşa basarsanız Carpus Siege atar. Yani belli yerlere atar seçerseniz. Seçmezseniz otomatik olarak kendi gider. Bakın hepsi kendi gidiyor. Ben elimle göndermiyorum. Buradan sonra artık orduları da kullanmıyorum. Basıyorum otomatiğe veriyorum. Basıyorum otomatiğe veriyorum ve kendileri çok güzel siciliyor. Buradan sonrası artık keyfinize kalmış. Basıp savaşı açın, ordular gitsin. Sadece barışını yapın. Efor bile sarf etmiyorsun. Özellikle gemileriniz varsa gemileri de kullanıyorlar. Yani kendi kendine transport edip adaya da çıkıyor. O kadar güzel bir mekanik. Tabi çok fazla manpower'ınız olmazsa bunu yapamıyorsunuz. O yüzden bütün vasallarınızın her toprağını, yani para artık sınırsız. Bütün vasallarınıza manpower binası basmayı unutmayın. Onlar ne kadar manpower olursa bize o kadar manpower vereceklerdir. Zaten oyun sonu şu anda 1,5-2 milyon max manpower'ımız var. Sadece riplen işlenmesi, yani dolması uzun sürüyor. Harita boyamanız hayırlı olsun arkadaşlar. Bu taktikle, yani bu yöntem ve taktik zaten çok belirgin bir şeydi. Bunları sonra annexleyip One Fate bile atabilirsiniz. Yani çünkü 1600'e geldik gelmedik bittiler. Hepsini Core Island yapıp oyun sonuna çatır çutur tek 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 annexleyebilirsiniz. Oradan sonra hepsini convert edebilirsiniz. Ya da şu an din değiştirip çünkü Sünniler, Sünnileri Emperor Sizin yaptığınız zaman dinimdeki garantiyi seçebiliyorlar. Şu an Katolik dönebilirsiniz, Ortodoks dönebilirsiniz. Hepsine şey yapabilirsiniz. Ne doğru, Emperor Sizin yapıp dinleri değiştirebilirsiniz. Artık buradan sonra size kalmış. Harita boyamanız hayırlı olsun. Bu yöntem çok rahat, dediğim gibi VC yapılır. Tek problem Sünnileri Sünni olmayanlar kadar, yani kendi dinimizin dışındakileri çok rahat anexliyoruz. Kendi dinimiz olanları zor anexliyoruz. Çünkü onlara bir ekstra bonusumuz yok. Bir de unutmamanız gereken bu Great Project'leri upgrade'ledik ya, tekrar söyleyeyim onu. Great Project'ler vasallarınızda ya da yerlerinizde olursa upgrade ederseniz siz bundan bir getiri alamazsınız. Sizin direkt kendi elinizde olması lazım o toprak, Great Project'ten olduğu toprak. Anca o zaman oradan bir getiri sağlayabilirsiniz. Diğer türlü yaptığınız upgrade vasalınıza gidecektir. O yüzden işte Granada'yı, Malta'yı, Mekke'yi kendinize almayı unutmayın arkadaşlar. Bu run'ın, yani bu serüvenin en önemli noktası bu. İkinci önemli noktası da vasalları, yani büyük bir savaştan çıktıktan sonra vasalları saldığınız gibi hemen eyalet yapmanız lazım. Çok beklerseniz, yani şu anda artık son noktada olmaz da önceki baş noktalarda isyan etme ihtimalleri var. Onları da hemen hayalete çevirmeyi unutmayın. Onun dışında bunu biz Twitch'te oynadık. Yani Twitch'te canlı yayın yaparken aldığım bir kayıt. Yani yayından geri indirdim aslında. Yarın Twitch'te böyle şeyler yapacağız. Takip etmeyi unutmayın. Onun dışında beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.